Vazgeçmek ve benliğin farkındalığı. Vazgeçebilmenin sırlarını öğrendiğinde bu dünyada hiçbir şey seni geri bırakmaktan ve yeniden başlamaktan alıkoymayacaktır. Varenda'da oturuyorum. Evet, yanlış okumadınız. Burası Quebec ve Aralık ayının son günleri olmasına rağmen hava çok soğuk değil ve ortada kar falan yok. Kısaca hava Varenda'da sallanan koltukta oturup düşünmeye el verecek sıcaklıkta. Mimarların yeni dünyada yaptıkları evlerde varendalar ve balkonlar artık pek revaçta değiller. Nedense mimarlar bizlerin hiçbir şey yapmadan oturup sallanmamızı, düşünmemizi ya da bir varendada veya balkonda oturup iki laf etmemizi çok gereksiz görmüşler ki artık çok nadir yerleşim yerlerinin dışında varendalar yok. Bahçeler de yok. Sallanan sandalyeler de yok. Burası varendaların ve sallanan sandalyelerin hala hükmünün sürdüğü bir yerleşim yeri. Ve ben yoğun bir iş gününden sonra varendada oturup biraz soluklanıp etrafımı seyrederken aklımdan bütün bunlar geçiyor. Varendalar, bahçeler, tabiat ve hızla geçen zaman. Bir Gregoryan yılını daha tamamlamamıza sadece bir haftacık kaldı. Yıllar birbiri ardında geçiyor. Düşünüyorum da sanki çocuk iken yıllar çok yavaş geçerdi de yaşlandıkça adeta bir hız trenine binmiş gibi hissediyorum kendimi. Dünya 4,5 milyar yıldır burada. Ancak her birimiz bu gezegende kabaca 80 yıllık bir yolculukla sınırlıyız. Biz bu gezegende doğduk ve öldüğümüzde onu terk edeceğiz. Bu kesinlikle gerçek. Ancak bu kadar kesin ve hızlı gerçek olmayan şey dünyada geçirdiğimiz yılların nasıl olduğudur. Bu gezegendeki yaşamımız çok heyecan verici bir deneyim olabilir. Her fırsatta coşku, tutku ve sevinç getirebilir. Biz bu şekilde yaşadığımızda yaşam harika bir maceraya dönüşebilir. Ya da tam tersi, yaşamak bir yük ve kaygı durumu haline gelebilir. Eğer bütün bu olumlu duygulara, sevinç, coşku, tutku vesaire direnirsek bu dünyadaki deneyimimiz oldukça tatsız olabilir. Bu yükten kurtulmak ve hayatı tam olarak kucaklayabilmek için bilgeler çağlar boyunca gerçeği kabul edebilmenin önemini öğretmişlerdir. Nasıl kabul edebiliriz gerçeği? Bunun cevabı kendimizi coşku, sevinç, tutkuya bulayıp benliğimizi akışa bırakarak. Tabii bir de vazgeçmek var. Geride bırakmak dünü ve birçok şeyi. Geçmişin anılarını ve gardıroplarımızı dolduran bir gün giyeceğimizi düşündüğümüz ama yıllardır giymediğimiz giysilerimiz. 2023 yılı dünyada birçok bizim değiştirmeye gücümüzün yetmediği tatsız olaylar yaşandı. Ama hadi gelin Gregoryan yılını hepimizin önce vazgeçmemiz gereken şeylerden vazgeçip hafifleyerek sonra da kendimizi sevinç, coşku, tutku ile bezeyip yeni umutlarla karşılayalım yeni yılı. Hepinize sevinç ve coşkunun yaşamınızı saracağı yeni bir yıl dilerim.